AK Parti sandık kurulu üyelerinin seçim esnasında bazı yanlışlıklar belirlediklerini açıklayan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "İtirazlarımızı Samsun ilçelerinin tamamında yapacağız ama tüm geneline itiraz yapmıyoruz. Tek tek nokta itirazlar yapıyoruz. Bunlarla ilgili de itirazlarımızı, dilekçelerimizi hazırladık ve bu akşam 15'e kadar gerçekleştireceğiz." dedi. Kabul edip etmeyeceklerini göreceğiz. Bugün 3'te bu itirazlar bitti. Sondu, yaptık itirazı. Tüm ilçelerde sandık kurulu üyelerimizin tespit ettiği sandıklara, yani tüm sandıklara değil. Bu da yaklaşık herhalde 300-400 sandık civarında. Bunlara yaptık itirazlarımızı. Bununla ilgili itirazlarımız şöyle, yani öz olarak şu: geçersiz oy diye yazılmış. Ama niye geçersiz oy? Oraya şeyi yazılmamış, gerekçesi yazılmamış. Burada normalde o tutanağa geçersiz oyların sebebi yazılması lazım. Şundan dolayı geçersiz diye. Gibi. Evet. Öyle bir şey yazılmaz. Sadece geçersiz denmiş. Bu geçersizliğin bir sebebini orada görmek istiyoruz. Bizim oradaki sandık kurulundaki üyemiz itiraz etmiş. Sözlü olarak itirazda bulunmuş. Onun itirazını kabul etmemişler. Ona tekrar bize bu itiraz ettikleri sandıklar konusunda bilgi verdiler. O bilgiler doğrultusunda biz de itirazlarımızı yaptık. İnşallah hayırlısıyla sonucu bekliyoruz. Bakalım değerlendirme sonucunda ne çıkacak. Mesela bir sandıkta toplama hatası olduğunu tespit ettik. Dün 5'e kadar da onun için itirazı. Onun itirazını yaptık. 101 tane oy tekrar bizim tarafımıza geçti. Yani alakasız bir partiye yazılmış tutanaklarda, birleştirme tutanaklarında AK Parti'nin sütunundaki oy yanlışlıkla yandakine yazılmış. Buna itirazımızı yaptık. O 101 oy biz tarafa geçti. Şimdiki hesaplarımıza, yurt dışı gelen oylarla beraber hesapladığımıza göre 136 oyla MHP bizden önde. Bu 136'yı 3'ten çarpmamız lazım. Bizim 6. sırada vekilimiz. Onun 2. sırada vekili olduğu için 3 katı biliyorsunuz. 136 çarpı 3 eşittir 408 oy. Biz tarafa gelirse 6. vekilimizi elde etmiş oluruz.